Beyaz Saray'dan çok çarpıcı bir iddia var Ukrayna Savaşı'na ilişkin. Sullivan konuştu. Diyor ki İran yüzlerce insansız hava aracını Rusya'ya gönderecek. Şimdi çarpıcı bir iddia. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan. İran hükümeti yüzlerce İHA'yı hızlandırılmış bir şekilde Rusya'ya göndermeye hazırlanıyor diyor. Tabii bu Amerikan istihbaratının raporları doğrultusunda bu açıklamayı yapmış Sullivan. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı İran hükümeti aralarında silah taşıma kapasitesi de olan yüzlerce İHA'yı hızlandırılmış şekilde Rusya'ya gönderme yazılanıyor ki silah taşıma kapasitesi dedikleri SİHA'lar da oluyor aralarında. Salıbın İran'ın İHA'ları kullanmaları için de Rus birliklerini eğitmeyi de planladığı ifade ediliyor. Yani İHA'larını gönderecek, SİHA'larını gönderecek ve bu İHA'lar ve SİHA'ların süratle operasyona girebilmesi için de eğitim de verecek. Rusya'ya, Rus askerlerine bizzat İran ordusunun mensupları, devrim muhafızları bizzat ile Rus askerlerini eğitecek. Şimdi bir taraftan ne diyor Ukrayna e, Savunma Bakanı? Diyor ki NATO'nun vereceği silahlarla biz 1 milyon asker oluşturacağız. 1 milyon askerle de gidip topraklarımızı geri alacağız. Bir şekilde NATO Amerika önce önderliğinde silah sevkiyatı yapıyor e, Ukrayna'ya belli miktarlarda. Ancak Rusya'ya e, herhangi bir silah desteği yok. Rusya kendi envanterleriyle bu savaşı yürütüyor. Zaten güçlü de bir ordu, Cephanesi de güçlü. Ama bu savaşın o zamana yayılacağını öngördüğümüz zaman e, Rusların da tıkandığı yerler oluyor. Bu kadar uzun soluklu bir savaşı bir süper güçlü olsa çok fazla absorbe edemeyebilir. Kaldı ki Rus ordusunun sahada kara anlamında da zaafları var. Bu da çok net bir şekilde görüldü. Hantallığı en büyük sorunu Rus ordusunun askeri satıcılar öyle söylüyorlar öyle yorumluyorlar. Ama bir şekilde İran aslında yıllardır Rusların bir silah pazarıydı. Silahlarının tamamını iyi bir şekilde Rusya'dan alıyordu Tahran yönetimi. Ama şimdi Rusya savaşın içinde ve Tahran kendi ürettiği sihalar ve ihalarla bu savaşta Rusya'ya destek veriyor. Yani bir nevi savaşta aslında bir taraf oluyor, pozisyon almış oluyor. Amerika'nın iddiası böyle. Yani Amerikan istihbaratının raporları doğrultusunda Salıvı'nın ortaya attığı iddia bu. E tabii ki e, bu çok çarpıcı ve bir o kadar da aslında savaşın seyrine dair de düşündürücü. Uzun soluklu olacağı öngörüleri sanki gerçeğe dönüşecek. Ki böyle olmamalı. Çünkü küresel yapı şu an bunu kaldıramıyor. Daha da yayıldığı zaman zamana çok daha yıkıcı sonuçları olacağı baki. Evet